Merhaba sevgili arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte en son cebirsel ifadeleri işlemiştik ve bu cebirsel ifadelerle alakalı tam 8 tane soru çözeceğiz. Tabii ki bunlar kazanım kavrama kısmındaki sorular. LGS alanında sorularınız varsa lütfen LGS Telegram grubumuza gelin. LGS Telegram grubumuzda çözemediğiniz soruların görsellerini, fotoğraflarını biz bana yollayın. Ben de size videolu olarak çözeyim. Öyle bir serimiz zaten var. fazla sözü uzatmayayım. Eğer hazırsak kağıt kalem hazırsa siz de benimle birlikte çözecekseniz haydi videoya başlayalım. Dediğim gibi elimizde 8 tane soru var. Bakalım ilk soruda ne demiş? İlk sorumuz bir direkt e, katsayılar toplamı yani cebirsel ifadenin tanımlarıyla alakalı. Şimdi böyle bir ifadede öncelikle ne yapmamız gerekir? Katsayılar toplamı kaçtır diye sormuş. Hemen çarpmayı da kullanaraktan içeri dağılma özelliğini kullanalım. Bu durumda 7 ile 2x'i çarparsam 14 x 7 ile eksi 1'i çarparsam eksi 7 elde ederim. O zaman burası 14 x eksi 7 olur. Şimdi bunun katsayılar toplamını bulacak olursak x'in katsayısı 14 7 sabit terim eksi 7 daha doğrusu sabit terim. Bunun katsayısı da kendisidir. O zaman 14 artı eksi 7 yani 14 eksi 7'den parantez açarsak cevap 7 tam sayısı olarak yani değişiklik olarak karşımıza çıkmış olur. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Yine temel düzeyde bir sorumuz var 6 x kare y cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit değildir demiş Şimdi burada da çarpanları ayıracağız mesela 6 demek 2 çarpı 3 demek x kare demek x çarpı x demek diğeri de kendi başına kalıyor y Yani bunlardan eşleştirme yaparak hangisinin çarpımının sonucu değildir demiş Hemen bakalım 6 x 2 3'ü ve x'i alırsam 6 x olur geriye x kalır bu olur 3y demiş. 3 ile y'yi alırsam geriye 2 tane x bir tane 2 kalır. x kare bu da olur. Efendim 6x kare demiş. 2 3'ü aldım. 2 tane x'i kaldım Geriye y kalıyor oluyor. Ama velakin d şıkkı olmuyor. Neden? Çünkü x'ten bir tane var. x kare olması lazımdı bizim terimimizin. Çarpım sonucumuzun. O yüzden e, bu onay bir eşit bir ifade olmuyor. Geçelim diğer sorumuza. Burada demiş ki y eksi 6 çarpı y artı 2 artık cebirsel ifadelerle çarpma yapıyoruz. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Bunları çarparken ne yapıyorduk? Dağıtıyorduk teker teker. Ama birincinin içinde iki tane terim olduğu için yani iki kere dağıtma yapacağız. Hem y'yi dağıtacağız birinci dağıtma, ikinci dağıtma sonra eksi 6'yı işaretiyle birlikte. Eksi 6'yı dağıtacağız birinci dağıtma, ikinci dağıtma. Birinci dağıtmada y çarpı y ve y çarpı artı 2 karşımıza çıkıyor. Bu durumda y kare artı 2y sonucuna ulaşıyoruz. İkinci dağıtmada eksi 6 ile y ve eksi 6 ile artı 2 çarpılacak. Bu durumda da eksi 6y eksi 12. Şimdi burada dikkat ederseniz benzer terimlerimiz var. Artı 2'ye ve eksi 6'ye bu ikisi işleme tabi tutulacak. Ve bu işlemin sonucunda da 6'lar sayacak üstün ve işaretleri de negatif olduğu için eksi 4'ye karşımıza çıkmış olacak. Yani sonuç itibariyle bizim o zaman cevabımız şöyle biraz küçültelim. Y kare eksi 4 y eksi 12 yani y kare eksi 4 y eksi 12 ile c şıkkı olmuş olacak. Hemen geçelim diğer sorumuza. Diğer sorumuz da yine çarpmayla alakalı bir soru ama bu sefer geometrik bir şekil verilmiş. Bakın bu geometrik şekil soruları gerçekten çok önemli çocuklar. Çünkü geçen yıl geçen yıl 20 sorudan 13'ü geometrikle alakalı yani şekillerle alakalı soruldu. Çarpanlar ayırma şekillerle soruldu. Çarpanlar ve katlar şekillerle soruldu. İşte üstü sayı şekillerle her şey neredeyse şekillerle soruldu. Şimdi bakalım. 2x y kare 3x x kare y kare diye kenarların uzunlukları verilmiş. ABC üçgenin alanı nedir demiş. Şimdi AB kenarımız buymuş. Yani 2x y kare. BC kenarımız 3x'miş. Tamam daha gitmeye gerek yok. Çünkü bu ikisini çarpıp 2'ye böleceğiz. Üçgenin alanını bulmak için. 2x y kare çarpı 3x bölü 2 yapacağız. Üçgenin alanında dik kenarları çarpar. 2'ye bölerdik. Bu durumda şu ikiler sadeleşir. Kafadan Sa kat sayı olarak sadece 3 kalmış oldu x'ler 2 tane x kare o yüzden y zaten 2 taneydi o zaman 3 x kare y kare ile doğru cevap değişiklik olmuş olur. Şimdi bakalım diğer sorumuza. Evet yavaş yavaş özdeşliklere başladık. Şimdi p ve k gerçek sayılar olmak üzere p kare artı k kare. Eşittir 76. P çarpı K eşittir 12 olduğuna göre P artı K aşağıdaki sayılardan hangisi olabilir? Şimdi bu tarz sorular karşınıza e, test kitaplarında çıkacak arkadaşlar. Ve bakacaksınız P'ye değer vereceksiniz, K'ya değer vereceksiniz. Belki de işin içinden çıkamayacaksınız tamam mı? Burada çünkü P ve K gerçek sayılar olmak üzere diyor. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Bu kara köklü bir sayıda olabilir diyor. İşte bu e, rasyonel yani kesir bir sayıda olabilir diyor. Negatif bir sayıda olabilir diyor. Yani sonsuz ihtimal. O yüzden burada değer vermek yerine biraz özdeşlikleri ezbere bilmek lazım. Bakın şimdi burada kimler var? P'nin karesi var. K'nın karesiyle toplanmış. Ve de P ve K çarpılmış. P ve K'nın biliyorsunuz ki artı burada. Peki bu ifadeleri yazdığında sizde bir özdeşlik beliriyor mu? Bence belirmesi lazım. Çünkü adınız soyadınız gibi ezbere bilin demiştim cebirsel ifadeleri anlatırken. Arkadaşlar burada bir eleman eksik sadece. Şurada bu 2 PK olsaydı bu 2 pk olsaydı bu 1 numaralı özdeşlik olurdu yazdıklarımızdan. Yani birinci terimle ikinci terimin toplamının karesi özdeşliği olurdu. Ama şurada 2 tane pk olsaydı. Ama 2 pk'yı bulmak kolay ki. Bir tane pk 12 ise zaten o zaman 2 tane pk 24 olur. Tamam mı? E bana P, P kare artı K kareyi de vermiş. Yani şurayı da vermiş. E burada 76. O zaman toplarsam burası 100 olur. O zaman özdeşliğin yorumundan ilerlersem, bakın p artı k'nın karesi 100 olmuş oldu. p artı k'nın karesi 100 ise e, p ile k'nın toplamı kaçtır? Kaçın karesi 100? 10'un karesi 100. Demek ki p artı k 10. Bakın şimdi nereye geliyorum? p artı k kaçtır diyor. Aa bak bulduk işte özdeşliklerden yararlanarak size mesela burada ya hocam biz bu özdeşliği nasıl göreceğiz gibisinden e, yorum yapabilirsiniz. Öyle bir durumda kullanacağınız yöntem şu olsun. Size neyi soruyor? Mesela bana burada P K'yı sorsaydı. Tamam mı? Ya da işte bu şeylerin harf farkı kaçtır diye sözel bir cümle kurmuş olsaydı. O zaman diyeceksin diyeyim ki iki numaralı özdeşlik bu. Anlatabildim mi olayı? Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi e, geldik diğer sorumuza yine özdeşlikle alakalı. Hangisi yanlış verilmiş bir özdeşliktir diyor. Hemen bakalım. Birinci de 4x kare eksi 9. Dikkat ederseniz bu 3 numaralı özdeşlik verdiklerimizde. Yani 2x'in karesi eksi 3'ün karesi. Bu durumda bir eksili bir de artılı çarpım olacak. Bu doğru verilmiş. Okey. İkinciye bakıyorum. Şurası 2 numaralı özdeşlik. Yani birincinin karesi artı ikincinin karesi eksi ikisini çarptım 1x eder. 2 katını alırsam 2x. Bakalım doğru mu? 1'in karesi 1 var. x'in karesi x kare var. İkisinin çarpımının 2 iki katı var. Bu da doğru o zaman. Şu 3 C şıkkı yine 3 numaralı özdeşlik. X kare eksi birden 1'in karesi. Yani bir eksili bir artılı olacak. Evet bu da doğru. Geldik şuna x artı 3'ün karesi demiş ee, neydi birincinin karesi x kare ikincinin karesi artı 9 3'ün karesinden ikisini çarptım 3x 2 katını aldım 6x ortası pozitif olduğu için artı 6x bir kere zaten 9x kare demiş eksi 6x demiş artı 1 demiş uçmuş gitmiş peki bunun bir cevabı var mı bu bir özdeşliğe mi ait evet bu da 3x eksi 1 özdeşliğine. Aslında ne? Bak birincinin karesi 9x kare. ikincinin karesi artı 1. İkisini çarptım. 3x 2 katını aldım. 6x ortası negatif olduğu için eksi 6x. Bu bambaşka. O da bir özdeşlik ama başka bir ifadenin özdeşliği. Yani hangisi yanlıştır demiş. Yanlış olan gördüğünüz gibi değişik. Geçelim bir sonraki soruya. Evet yine bir geometrik soru var karşımızda. Ne demiştik? E, hatırlayın iki kare farkı iki kare farkı genellikle e, şeklin içinden şeklin alanından başka küçük şekillerin alanları çıkarılarak bulunur demiştik. Şimdi bakalım bu soru acaba iki kare farkı mı? Yukarıdaki kare şeklindeki kartonun üzerine şekildeki gibi eşit büyüklükte şeritler yapıştırılıyor. Kartonumuzun bir kenarı y, şeritlerimiz x. Buna göre şeritlerin dışında kalan boyalı bölgelerin alanını birim kare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Güzel soru. Şimdi hemen hesaplayalım. Şimdi karenin alanından yani y kareden bir şeyler çıkaracağız. Ama burada e, dikkat etmemiz gereken nokta şu. Şimdi burada eğer bunu böyle uzun alırsak. Şimdi kırmızı bölgeyi çıkarmış oluyorum ben. Yani bu nasıl olur? Burası x ile şu uzunca boy y'ye eşit olduğu için bir kere x çarpı y çıkardım. Okey. Bu cepte. Bunda sıkıntı yok. Lakin ben şimdi maviyle göstereceğim diğerini. Bu tarafta da çıkarmaya çalışırsam bakın ne olmuş oldu? Kırmızıyla mavi çakıştı. Yani ben şu ortadaki bölgeyi ortadaki bölge karedir. Yani orası x kare. Kısa kenar, uzun kenarda x. Onu iki kere çıkarmış oluyorum. Yani şöyle yapacağım. Şunu yapacağım. Dikkat edin. Yani burada ee, şu maviyle çizdiğimde ne olur? Çıkaracağım için x ile y'nin çarpımı olur uzun çizgi. O yüzden eksi y olur. Ama ben şimdi iki kere x'ye çıkardığım zaman şu ortadaki kareyi iki kere çıkarmış oluyorum. Hem kırmızıda çıkarıyorum hem mavide çıkarıyorum. Benim bir kere çıkarmam lazım. O zaman ortaya, o ortadaki kareden bir tane eklemem lazım işleme. Ve ortadaki kare de x kare olduğu için artı x kare. Bak. Üçüncü özdeşlik gibi duruyor ama çok güzel bir soru. Ee, neye benzedi? İkinci özdeşliğe benzedi. Neden? Bak birincinin karesi, ikincinin karesi ikisinin çarpımının eksi 2 katı. Yani y eksi x'in karesi ya da kare olduğu için çift olduğu için x eksi y'nin de, Karesi diyebiliriz. Zaten burada bize bunun kapalı halini sormuyor. Tam tersi şu açık hali soruyor. Açık halde gördüğünüz gibi aşık olmuş oluyor arkadaşlar. Zaten siz bunu şöyle çözmüş olsaydınız. c kare eksi 2 x y diye çözmüş olsaydınız soruyor. Seçeneklerde olmayacağını görecektiniz. Sonra da düşünecektiniz bu x kare nereden geliyor diye. Tekrar söylüyorum hem kırmızıyla hem de mavi ile şu ortadaki kareyi küçük kareyi kareciyi daha doğrusu iki kere çıkarıyorum. O yüzden ortama bir tane ekliyorum ki hani eksi artı nötrler hani eksi 2 artı 1 eksi 1 yani bir kere çıkarmış olayım diye. Evet sıra geldi son sorumuza. Ne demiş bakalım? Aşağıdakilerden hangisi 6x kare artı 12 xi artı 6y kare cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri değildir? Şimdi bakıyorsun 3 terimde hemen kafanda ilk önce belki de şey beliriyor. Ya bu özdeşlik. Hayır arkadaşlar hemen sazan gibi atlamayacağız. Önce önce kat sayılar ve içindeki harfler arasında ortak çarpan parantezini alabiliyorsak önce onu yapacağız. Ki burada sayılar arasında ortak çarpan parantezini alabiliyoruz. Bakın 6, 6, 12. Yani hepsi 6'nın katı. O zaman 6 parantezinde x kare artı 2xy artı y kare kalıyor elime. Ha, şimdi işte şu parantezin içine artık ben bir özdeşliğe tanımlayabilirim. Nasıl? Birincinin karesi var burada. ikincinin karesi var. ikisinin çarpımının iki katı var. O zaman burası pozitif olduğu için x artı y ile x artı y yani x artı y'nin karesi olmuş oluyor. Önünde de 6 var. Şimdi bana ne diyor bakın. Hangisi e, bu cebirsel ifadesinin çarpanlarından biridir diyor. 6x bunun çarpanlarından biri midir? Hayır. Sadece 6 çarpanlarından biridir. Yanlış. 6x ya bunun çarpanlarından biri midir? Hayır. Sadece 6 çarpanlarından biridir. Yanlış. x eksi y bunun çarpanlarından biri midir? Hayır. x artı y var ve ikisi de aynı x artı y. O yüzden bu da yanlış. Doğru olan sadece d şıkkı herhangi birisi benim bir tane çarpım durumundaki terimimdir. Çarpanımdır yani. Evet soru çözümümüz bitti. Kalemi bırakıyorum. Evet arkadaşlar bir soru çözüm videosunun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Sizin de çözülmeyi bekleyen yeni nesil sorularınız varsa LGS Matematik Kitabı Soru Çözüm Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız içerik takibi için abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda bir başka faydalı içerikte buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.